Hayatımlar, hoş geldiniz. Günün nasıl geçti hayat? Baylar, öncelikle geçmiş 1 Mayıs işi bayramınız, emekçiler işi gününüz kutlu olsun. Hakikaten beyler, bir şey söyleyeyim mi? Moralim inanılmaz kaçık. 2-3 gündür istisnasız 2 saat, 3 saat elektrik kesilip duruyor. Anlamadım, bir türlü şu şebeke sorunu mudur nedir artık? Hiç çözülemedi 2-3 gündür şebeke. Bir gün bir adam minibüse binmiş, sırtında maymun varmış. Minibüs şey demiş, bir tam bir şebeke. Hocam, akşam bakar mısın? Trafoya kedi medik kaçsa, bir şey olsa, hani 2 tane kabloyu alıp takacağım birbirine en fazla. Kardeşim, yapamıyorsunuz, çağırın ben gelirim. Normalde bugün çarşamba, bakım olması gereken gün, bakım olmuyor. Meleğin hala buktan çıkmadı, meleğe giremiyor. O yüzden ufak bir tadım tuzum kaç. Çar bile 120 şampiyon yapamadık. Neyse, her şey bu kadar üst üste gelse bile, bir çıkış yolu gözükmese bile, her zaman bir umut, her zaman bir iyimser. Yok be ya, bugün hakikaten moralim çok bozuk, konuşmak istemiyorum. Meleğe baktı olduğu için para kasamadık, hidra da giremiyor. Kral etkinliği bitecek beyler, 6,5 saate kaldı. Ben burada yalandan bir 100 set kasmışım şarı kasarken. Bunları oynayacağım birazdan yayına geçip. Ayrıca bu şarı da neredeyse bedavayı dizdiğimizi söylemiştim. İtemleri artık ormanlık, rüzgarlı, büyülü, her şeyi satacağım. Ne bulursa her şeyi satacağım kardeşim. Ne varsa satacağım. İtem mitem kalmayacak envanterde. TRT'yi de satacağım. Hayatım sar, 5'ler şuraya sıkışmış. Burada da kral var, şu ikisini de açacağım. Şuradan ne gelecek bilmiyorum, 3 varmış. 540 puan oldu. Hocam 5'i açamıyoruz. 3'ü de burada. Kralı buraya koyacağız. 100 puan buradan. Set bonusundan da bir 20 puan gelse 660 puanla adımızı yine yazıyoruz. Hayatım sar, yine muazzam bir el bizi karşıladı derken Muro Reis bize aboneliklerini hediye etmeye devam ediyor. Kesesine bereket. Ona da buradan selam. Ulan 25 tane daha. Teşekkür ederiz Muro Reis. Kesene bereket. Şimdi 730 mu alacağız? 740 mı? Rekor kırdım da. Alabilecek en güzel el geldi de. Bu 730 mu olacak? 740 mı? Bir tane 5 şurada, bir tane 5 burada. Buradaki 5'ten puan alabileceğiz. Burayı vurdum. 600 puan artı bonuslarla 620. Bir tane kralı vuracağım. Şuradan set bonusu. Buradan bonus alamayacağız. 2 tane set bonus alamıyoruz. Muhtemelen 730'da kalacak. Bunu da koyduğum gibi. En yüksek puanı elde etmiş bulunuyoruz kardeşim bu işi. Şunları arkaya koyak da YouTube görmesin. Kayıt açık abi. Pardon, artık kapat. Dedi ki Ömer, 3 tane ateş ayakkabısı denemesi mi? Bak, denemesi mi? Yoksa 1 tane ateş ayakkabısını hazır almak mı? Dedi. Çünkü ikisi de birbirine denk para yapıyor. Ben dedim ki Ferhat hayatım, sen bu ateş ayakkabısı yüzde kaç şansı diyorsun? %30. Lan 3 tanesi %90 yapıyor zaten. Şimdi diyecek, hemen oradan matematikçe diyecek ki kanka öyle değil. Her denemede %30'sa. Biz de biliyoruz. Ben de farkındayım. Zaten 3 taneden bir tane garanti alacak. Şu bir garanti bir alalım mı önce? Ben garanti alalım, ifadesini edeceğim hemen kendime. Şu bir tane aldık. Doğru mudur? 3 taneden bir tane zaten alacağız dedim. Sonra ne olacak Ferhat Reis? Bizim 2 tane %30 deneme şansımız olacak. Hani bu ikincide de geçebilirdi, üçüncüde de geçebilirdi. Bana orada bir sigma edit koyayım diye hemen erken geç. Şimdi Ferhat Reis burada zaten ateş ayakkabısını satın almış oldu. Burada bir daha şansını deniyor. Şansımızı deneyelim diyor. Ve ikinciyi de alıyor. Nasıl yapıyor ama? Diyor ki Ömer kardeşim, eline sağlık. Senin ben diyor o dolma parmaklarını yerim diyor. Oradan sana bir bivon haracını vereceğiz. Sen rahat ol diyor, ama şu üçüncüyü de geçirirsen senin haracı 2-3 bona çıkartırız. Sen bunu da geçir diyor. O kadar da geçiremem Ferhat, yani bokunda çıkar. Az önce chatten birisi diyordu ki kardeşim yok diyor, erkeklik risk almak mı, kumar yapmak mı? Evet, erkeklik budur. Ferhat Reis erkek olmasaydı şu an bir tane taş ayakkabısı vardı. Delikanlı olduğu için. Ateş ayakkabısı -1 oldu. Arkadaşlar, hem hidra denemesi hem de çarı şampiyon yapmak adına birazdan hidraya gireceğiz. Kastımız kralları pazara atıyoruz. Paraya ihtiyacımız var. Eksik itemlerimizi tamamlayacağız. Bunu 4 don almıştım. 4 dona geri koyayım. Hatta 4.5'a koyayım. Piyasada başka yok çünkü. Hayda. Bro Reis 25'e daha böyle gidip. Allah razı olsun kardeşim. Her şeyi satacağım. Her şeyi pazara atacağım. Bunu 2010'a getirmiştim. 2010'a atayım. Pazarda yok, alırlar. Bro Reis'e çok teşekkür ederken itemlerimizi pazara atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu sunucu başında 35'e mi aldım? Şimdi 4'e atayım. 15 rüzgar, 15 büyü, 10 şeytan. 15 rüzgar, 15 büyü, bunu 3.5'a almıştım. Pazarda başka yok. 4.5'a sallayız, alırlar. Arkadaşlar, az önce altınları pazara atmadığımızı görmüş olabilirsiniz. Yasin GG kardeşimiz özenle istedi altınları ve fazla para verdi. İnşallah güzel güzel şeyler çıkar. Bir de kendisi tılsımı vermiştim. O arada farm atıyordu. Bizim tılsımımızı da en azından artı 3'e kadar bastı ve hiç yoktan ekstra 3 buzun gücü de aldık. 4 de basacaktı ama büyülü bakır bitti. 2 tane tılsım var her iki çara takabileceğimiz. Bunları büyülü bakır düşükçe artı 4'ünü yapacağız. Buradan da ekstra buzun gücü gelecek. Şimdi arkadaşlar, öyle bir mevzuyla karşı karşıyayız ki, hadi bu çarda mukayılmaz taktık. Bundaki titan kalkan artı 7 kalabilir. Ancak diğer çarımızın titan kalkanı şu anda artı 7 seviyesinde ve sıkıntı yaşıyor. Demirci taşları çek. Yanma lüksümüz yok. Zaten burası 400'e küsür para yap.
yaptı. Biliyorum bu sonucu boyunca çok şanslı oldum ama bu sefer bir tık şanslı bir haber gitmeyecek diye düşünüyorum. Yanarsa ne yapacağız? 5 demirciyle basamazsak yine artı 7 yaparız. Ama artı 8 artı 9 olursa da harika olur. Düşerse tekrar artı 7'sine basarız. Bağlı kutsama kağıdı parşömenden daha iyidir dedik. Tak diye bir ses gelecek. Atıyoruz. Ver artı 7'yi. Yapma oğlum, şimdi düşeceğim. Ben seni biliyorum, ha düşme. Ver artı 7'yi. Şöyle bir sıkıntı var ki büyülü bakır da yok. Ya bak, demirci atmak istemiyorum artı 7'ye. Geç oğlum işte ya. Geç işte ya. Tamam, al demirci atayım. O zaman 7, 8, 9 tekte geçir. Ay ananın amanın. Sabah kağıtları da çok pahalı. Allah'ım ne olur geçsin ya. Lan oğlum geçsin artı 7'ye Ronaldo. Ronaldo geçir şunu. Artı 7 düz kutsama atalım. Al abi, artı 7 düz kutsamayı sanki geçecek. Gene yakıyor. Al normal kutsama kağıdı, geçir şunu. Çok güzel, ver 8 artık, ver 8'i. Ay ananın amanın. Gel bir de artı 7'ye. Gel artı 8'i. Beyler basmasak. Yanamasak. Tamam, yanarsa en başında da 7 kalır demişti. Geçen Instagram'da çok güzel bir post gördüm. Basketçi adam deliksiz basket atıyor. Bundan daha güzel bir ses yazın, gösterin diye. Bana göre deliksiz giren bir basketin, o fileli basketten daha güzel bir ses varsa o da Metin 2'deki bu tak sesi var ya. Art 9 Titan kalkanı. Hayırlı olsun. Hayatım star, sonunda beklenen an geldi. 3 şarla birlikte Hydra'ya gireceğiz. Biletler çok pahalı değil. 2M aldık tanesini. Şu an sunucu başı olduğu için ve kimse Hydra'ya giremediği için, kesemediği için. Ramen sen bana Hydra'ya kesemez misin diyorsun. Evet. Öğrenme vakti geldi. Haydi herkes gemiye. Arkadaşlar şu anda slotlara 20k hasar görüyor. Daha henüz şebnemleri basmadım ama markalar falan basılı, onu söylüyorum. 20k slotlara vuruyorsak muhtemelen Hydra'ya bıçarım vuracağı hasar. 17 bu vursa ya, 8 de eşek değilse şu pok vursun ya. 25k'la rahat keseriz. 24k'la bile keseriz. Ben şebnemlerini basıyorum, şarların her şeyini basıyorum kardeşim. Bas bas bas. Dediğim gibi 17k hasar beklentim var şu anda. Bunu koydum. Oğlum bu hasar ne lan? Bir şey yanlış mı giydik? Yanlış mı yaptık bir şeyi? Bu arada hemen öbür çarın hasarından size bahsetmek isterim arkadaşlar. Öbür çarımız da 9-9.5k arası hasar vuruyor. Yani bu demektir ki 22.5k toplam hasar çıkartıyoruz. Direğin canı biraz fazla gitmiş. Bu çar benim beklentimin altında kaldı. Elmas bu çarda, yakut bu çarda, safir var. 56 ortalama, 18 buzlu. Oğlum niye düştü? Hasar düştü gene. Bunca henüz 30 günlük petler var da bizde yok. Pet olsa şuradaki hasar 13k değil 15k olacak belki. Belki de deliciyi tamamlamamızla beraber falan filan. İkinci kafada 2 milyon can mı kaldı? Ya kötü değil ama istediğim rakamlar değil. Bu işin ilacı pet gibi gözüküyor. Eldivenimiz var. Eldivenden 12 çevik gelir ama onun görevini yapmadık bir. Ve 23 STR bizi kurtaracak mı bilmiyorum. Başka basabileceğim bir şey yok ki abi. Ne basayım daha bu çarı? A sersem 7, diğer çar %10. Hadi! Çok aslında ucu ucuna kaçtı bence. İki çarda da bir pet olsa olabilirmiş. Hayatım star, Hydra'nın yüzünde basıyorum. Bu sunucuya başladığımda Hydra hayatım bana bir defa kullanıp bir defa denemelik bir yüzük vermişti. Al Ömer, olur da kavuşamazsak diye sen bunu kullan dedi bana. Arkadaşlar Fenerbahçe 11 senedir şampiyon olamıyor. Ama biz birkaç videoda şampiyon olduk. O yüzden videoları şaka yap. Ben de Fenerim. Kardeşim benim kanalda FIFA videoları var. Artık şampiyon, hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten güzel oldu. Bir yayıncı için content her şeydir. Aynen öyle. Bu Paskalya tavşanı gene gelmiş. Niye gelmiş bilmiyorum. Geçen dövdüğüm yetmedi bunu galiba. Bir tur daha dövdüm. Neyse, bugünkü konumuz Paskalya tavşanından bağımsız başka bir konuyla geldim. Normalde bu kadar borç harcın içerisinde bu işe girmezdi. Zaten 2.5 bondan saydığımız antika yakutlar, 32 antika yakut borcuyla girdiğimiz zodyak hançeri 18 buzun gücünden sonra 3.5 bona çıkmış. Chat'te bir arkadaşımız dedi ki Ömer, 2 antika yakut vur. Yanarsa 200 lira donate, geçerse zaten benden ne istiyorsun? 2 bon para kazan. Güzel. Benim bu işten bir kaybım yok. Bize çok yanlış bir CH seçtirdi. Ondan o 200 lirayı alacağım. CH5'te hayatta antika yakut geçmez. Antika yakut hayırlı olsun. Bak EFSO demiyorum. Antika yakut hayırlı olsun. Oğlum başka zaman yakarsın. Şerefsiz kambur senin ağzına sıçtı. Gitti para, 200 lira para gitti ya. Sen de bana oradan uzaktan bakma. Senin de ağzın... O zaman hemen bir tık moralimizi düzeltmek için size ufak bir fıkra anlatayım. Erten bir fıkra anlatıyorum, ben bu konuyu kapat. Temel eczacı dükkanı açmaya karar vermiş ve dükkanı kurmuş, sermaye falan filan dükkanı açmış. Müşteriler gel zaman git zaman bir gün
İlginç bir müşteri gelmiş. Gelen müşteri kolay gelsin, selamünaleyküm, aleykümselam. Müşteri diyor ki sinek ilacı var mı? Temel de hemen diyor ki tabii var uşam, olmaz mı? Sonra Temel diyor ki sineğin üzerinde neyi vardı? Adam bak hani adam diyor ki sinek ilacı evdeki sinekleri sıkacak. Temel diyor ki ama sinek ilacı sineğinizin nesi vardı diyor. He? Arkadaşlar eldivenimize öyle bir efsun getirdi ki Emir Reis inanılmaz naz yaptı. Ne getirdi biz de bilmiyoruz. Ne gelmiş olabilir ki? Hatırlıyoruz 7 metin gösterdim size. Dedi ki getir bana, o kalmaz öyle dedi. İyi dedim Reis, al dedim ama 7 metini bozma dedim. Bir daha metin gelme dedi, sen ver. Dedim bak Reis, Ömer bana şu eldiveni getir dedi. Emir ver onu. Eyvallah Reis dedim. Ne getirmiş olabilirsin ki dedim. 5 patron saldırı hasarı gelmiş an itibariyle. En elit efsunlardan biri gelmiş lan. Hidra'dan bağımsız şu an anahtar bossuna girenler için bu eldiven iyi nimet. Var mı 5 patron sunucuda? 5 patron saldırı hasarı 210'a koyulmuş en ucuz. Lan oğlum 150 bona gitse biz gene yaparız metinli çeviklisin. Eldivenimiz de hazırsa şu Yohara'ya bir girelim. Burada hemen bir Yohara bekçisi karşılıyor. Bu ağır çekim şakasını her seferinde çok seviyorum. Ne oldu? Hey burası çok tehlikeli. Köyde bir güvenli bir yere. Bir cani ordusu bizi tehdit ediyor. Köye çoktan saldırıya uğradı falan. Hayatını kaybetti. Burada kalıp köyü korumalıyız. Merak etme kardeş. Köyü ben korurum. Pardon. Merak etme kardeş. Arkadaşlar bu iş böyle çekilmez. Şuradan bir tane Sukma Premium buff'ı çekeceğiz. Aynı zamanda simya açacağız ama burada res olmadığı için statü yetecek mi fikrim yok. Arkadaşlar bu arada şu an simya açtık. Simya da STR olmasına rağmen 14 STR veriyor ve şu an hiç eksimiz olmadığından statüyü karşılayabiliyoruz. Bir tane STR versem yetecek, veremiyorum. Onun için karakol kesmemiz lazım herhalde. Eldiven içinde uğursuz güçler görevini alacağız. Bu kıtada güzemli bir güç falan filan. Bol bol slot keseceğiz. Bak şurada farkındalık var mesela. Farkındalık olsun diye köye koymuş. Buna da gülmüyor sana. Beyaz şevdimi basıyorum. 1178 savunma. Elementer korumaya takayım her ihtimale karşı. Enerji kristalimiz zaten Hidra'dan vardı. Slotları tek tek çekip kesmeyi deneyeceğim. Hiç blok getirmedim bu arada. Bloksuz girdik. Oo canım inmiyor lan neredeyse. Kaybımız olmasa. Var ya şu an çok rahat keserim ben. 13k vuruyorum. Şöyle bıraksam acaba keser mi? Yoksa slotları tek tek. Yok slotları tek tek kesmemiz lazım, bir dakika. Abicim bir dur bir dur. STR şebnemi, herkes bir STR şebnemi aldı hocam. Merak ettim, slotları kesin bakacağım hemen. Yok bende resli bir rezik takılmış ama bu sefer res yetmeyecek. Çar koşamayacağım. Bundan alacağız bir tane. Kaç dakika bu hocam? 30 dakika bu, bir tık kötüymüş. Yerine geçelim. Şimdi kaç kavuruyoruz? Oo az önce kritiksiz hasarımız 13 kalmış. Parça parça ediyorum şu an var ya. Mahvediyorum beyler, içinden geçiyoruz adeta. Şu görev kastık mı? Nasıl bitecek oğlum bugün? O zaman şuraya çok güzel bir saldırı böyle bir anda tak tak. Bak, ne yapıyorum biliyor musun? Slotlar orada üzerime geliyor ya. Slotların animasyonu daha tamamlanmadan hemen geri çekiyorum. Bak izle kardeşim, hareketi izle. Kaç kaç kaç. Abi geldiler abi. Bir dakika bir dakika göstereceğim. Bir dur biz bekleyin. Çok geldiler çok geldiler. Böyle tak tak bak hemen animasyonları dolmadan. Hocam bizim kesmemiz lazımdı ödül alabilmemiz için. Bu kötü oldu. Şurayı böyle kessem metini keserken. İşte bu eldiven gereği böyle lanet uğraştırıcı bir şey beyler. Ninja olduğumuz için bir de ekstra mesai harcayacağız. Umarım bitirebiliriz. Ha karakolları yok ki. Tamam şimdi oldu beyler. Az önce canını azalttık şunun. Abi biz bunu nasıl keseceğiz ki ya? Bir anda şuna vurmaya başlasam ne yapabilirsiniz ki? Vur 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 vur. Geliyorlar geliyorlar. Lan bırak. Bak geliyorlar ya. Abi geliyorlar abi dur. Hemen buradan STL ile geçeceğim. Patır kütür vuracağım vuracağım. Tak yat aşağı. Saymadım hiç. Bir tane bile vermedin mi? Dur şimdi aldım beyler, sıkıntı yok. Bunları ben üstüme alıyorum. Lavuklar gelecek ya. Hemen dönüp STR'yi takıp geliyor. Bak geliyorlar. Ben hemen bak taktım STR'yi. Oğlum yavaş moda geçme. Vur vur vur. Durma 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 durma. Bir tane yaşam bastım arada. Yaşamam gitti, bir de basmadı ya. Ya kardeş diziyle diziyle ateş full çar ateş. Yanıyor bunu. 84 ateş. Çık çık çıkamıyorum. Bir de şuradan çıkamıyorum da ya. Çıkamıyorum da ya. Şu karıya zıplasak. O karının da dibine girecek. Onu 150 yaparsan yatmazsın. Allah razı olsun bu bilgi için. Sal götüme sokar. Dönünün hemen bir anda bak. Son anda setleri takmamız lazım. Allah orada birileri daha varmış. Vur. Kırdım vallahi kırdım. Son bir karakol kardı. Arada korna morna porna bir şey. Abi vallahi geldiler ya. Bu karakol mu lan? Evmiş ama. Anladım efendim, ben deliyim. Karakolu sakın kesme. 2 saattir uğraşıyorum. Kesme o karakolu. Senin ağzını sıçarım. Bak 2 saattir ben slotları temizliğe temizliğe yapıyorum. Vurma sakın karakolu. Benim karakolum bu. Vurma ağzına sıçtığımının. Vurma vurma. Bana saysın. Tüm karakollar götüne girsin. Sıçtır git lan şimdi şerefsiz. Ya arkadaş. Hadi bizim ekonomimiz bozuk. Sizin de kanınız bozuk. Ne var lan? Ne var oğlum? Bir şey mi var? Hayırdır? Sen ne bakıyorsun kardeşim?
Şimdi arkadaşlar bu görevi bitirince bize 5 Sugma Sir iradesiz şey verdik. Artık resti küpeye takabiliyoruz. Hem hızlandık hem de statümüze karşılayabiliyoruz. Karakollar bu yönden bizim için önemliydi. Ayrıca yalandan da birkaç tane görev yaptık. Şimdi şu buff'ı almadan rahatça slotları kesebiliriz. Arkadaşlar bu eldiven görevini farkındalık metni G. Yani Yasin G gibi düşünün. G metinleri bulacaksınız. Bunlar daha kolay oluyormuş. Metinlerin cinsel tercihiyle falan arkadaşlar bizim ilişkimiz. Biz görev yapacağız, gideceğiz. Aha çok geldi. Bu sefer çok geldi. Aha Karatos'un. Ya bırak oğlum, o benim metnim ya. Arkadaş niye herkes benim metnime kase atıyor? Başka metin mi kalmadı? Bırak metnimi. Yardıma mı geldin lan yoksa? Yo, yardıma gelmedi. Senin de götün sıkıştı, kaç. Grupta yap sayıyor. Karatos'un gel grup yapalım seninle. Oğlum sapıklısın. Görev var. Gelsene Tosun. Gel görev yapacağız, gel. Metin'in canını indirip bıraktım. Yalan söyleme. Sen iyilik yapacak olsan grup yapar. Hayatım ben kötü bir insan. İnsanın nasıl biri olduğunu davranışları belirler. Sen kötü bir insan değilsin. Kötü davranışları... Ya sokacağım bu soktuğumda şimdi. Ozan biliyorum bunun adını. Ozan ben de biliyorum. Ne istemiyorum? Yok biliyorum ben de. Üstümden mi çıkartayım? Nereden çıkartayım? Yok blok işte ya. Sabahtan beri blok yok yazıp duruyor. Kafayı yiyeceğim ya. Yo sakin arkadaşlar. Sadece ufak bir... Sersem atmışsın. Blok özütü var. Blok özütü var. Aynen. Tamam kardeşim. Ya bağlı ruh. Kaça kaç oğlum? Kaça kaç Ömer? Hadi oğlum yaparsın. Yaptı. Kesin. Kessin bunu, kessin vallahi belanı. Pelerin bas, pelerin. Vurma pelerin bas. Bana mı saydı? Tamam eyvallah dostum. Sağ onu, canını indir bana bırak. Bana bırak git. Öldü salak öldü. Karakter, kanka karakter alsa ben çalsam acaba bana sayar mı? Bu arada arkadaşlar bir şey öğrendim. Normal metinleri keserse orada buz işliyormuş. Ben diyorum ki niye canım bu kadar çok gidiyor? O kadar mükayılmazsak işte 25 buz direncimiz var. Her yerimiz buz kaynıyor, fışkırıyor. Normal metin olması gerekiyormuş. Onlar buzlu slot atıyormuş. Aha bulduk beyler. Vallahi metin çık. 41 gece çıkıyor dedi Gencoğlu. Allah razı olsun onun. Kevnemimi de bastım. Bakın buzlu çıkıyor dediler slotlar. Hakikat yok, karanlık çıktı. Karanlık ve buz çıkıyor. Bu birinci köydeki, Yuhara'nın birinci köyündeki slottan çıkıyor. Aha tılsım attı lan yere. Oydu. Ulan sen ne derin bir adamsın. Bir de artı versene reis. Şimdi ben bunların içinden geçemiyorum. Hep karanlık da geldi. Oo tamam. Ulan slotlarım var ya, içinden geçiyorum adeta. Bak nasıl tanklıyorum ulan. Neymişim ben ya. Hemen şimdi buradan bir tane daha metin buluyorum beyler. Öğrendim iş artık. Karanlık buz direnci getireceğim. Statülerini tamamlayacaksın kardeşim. Normal metini keseceğim. Balık da alabilirdik. Balık almadık biz. Orada bir hata ya. Karakolu mu keseyim? Ya karakola da gir dedi. Girdim reis. Fazla girdik galiba. Dur bakayım. Keser miyim? Bakayım ateş direncim de yüksek. Kesiyorum oğlum. Şu an var ya çok iyiyim. Beyler bu görev için bir tane şaman lazım yanınıza. Ben size söyleyeyim. Tamam kardeşim. Girdim tekrardan hocam. Vuruyorum patates. Hiç durmayacağım. Burada zaten direkt patates ederim ben bu karakolu. Aman. Vuruyorum pataküte. İyi slot kesiyorum ulan. Savunma şemnemim bitmiş. O yüzden yatıyorum. Bayağı bir görev yaptık orada aradan beyler. Vallahi fena kesiyorum. Ben. Hayatımızlar olayı aslında tamamen çözdük. Olay tamamen şamandaymış. Sabahtan beri boşlu bak. Elimi kullanmıyorum. Game etli de olsa kullanmıyorum hocam. Ellerimle böyle saçımla maçımla böyle saçımla oynuyorum. Böyle görevi çok hızlandırdık şu anda. Siperler reisten ama Allah razı olsun. Olmasa yapamazdık. Çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi adamlar 100 yılda bir gelir. Arkadaşlar son bir çekirdek kaldı ya. Metin. Bu metni kestikten sonra getir götür görevlerine gideceğiz beyler. Atınca düşünce sal diyor. Hayatım ben de biliyorum düşünce salacağını. Uğursuz güçler de yeni güçler. 10 tane çürük ruh taşı. Vay arkadaş, yani bu şehirde bensiz kimse bir iş yapamıyor. Bensiz bu şehirde işler yolunda gitmiyor. Buradaydın diye hatırlıyorum. Ha doğru gelmiş. Çözüm ha valla. Biliyoruz oğlum. Kim o, metinden mi atıyor yoksa slottan mı atıyor? Bunda bilgisini hemen değerli izleyenlerimize verelim. Slottan atıyormuş. Hayatım sar, bu arada son iki tane ruh taşımız kaldı. Bundan bir tane atla. Bitir şu görevi. Uğraştırma beni bir daha. Benim tanıdığım metini kim bunu bitirir? Yani bir tane daha uğraştıracak. Neyse sıkıntı yok. Bu görev bir tık daha kolay. Bir metinden 4 tane attığı da oldu. Az önceki görev 1 saat sürüyor ise bu görev 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Görevi bitir artık bak şu metinden. Keser miyim şunu? Bir tane canı kalmış. Bu sefer kalkıp vuracağım, keseceğim direkt. Bye bye. Arkadaşlar dediğim gibi bu saatten sonra git gel dolandırıcı Teobat'tan falan filan saçma sapan işlerle uğraşacağız. Bunu al götüne. Normalde göstermeyeceğim de bak. Ne diyor? Teobat'ın kılın hakkında söylenti aşı Uriel ile konuş. Burada işte ya, git kendin konuş. Bu nereye gönderecek? Bu kime yollayacak? Yaşlı kadınla konuş.
Köylülerle konuştum, şimdi Tevahta da gitmeliyim. Bizim şarda bala bağlı. Klan renklerinde biri köylülerin parasını dolandırıyor. Veya şimdi Soğan Dağı'na gidiyoruz. FETÖ'cüyü bulacağız, bu bağış maaş toplayı. İnanılmaz bir acemilik. Bak yine normalde kayıt açmaz. Beyler eskiden gittiğimiz noktada hep bir ölüm metni olurdu. Metin bulamadığım zamanlarda buraya çok az kişi bilirdi. Var mı ölüm metni gene bilmiyorum da. Geli olurdu, bir şey olurdu. Bulamazdım metin. Tak buraya gelirdim, burada hemen bir tane ölüm metni olurdu. Biz Yoharacı olamasak da eski emektarlardınız. Her CH'de bir tane ölüm metni keserdim. Eventlerde falan. Hilecinin yanısı hani eventlerde metin kalmayacak. Burada hep bir tane ölüm metni olurdu. Aa, adam burada ne güzel kasılıyor lan. Mantıklı bu arada. Ve burada kasılmayı herkes bilmez. Oğlum sen hevşerim, sen de mi PP'ci? Sen de mi FETÖ'cüsün? Aha dolandırıcı, gel lan buraya. Dolandırıcı abi. İcra ateşi burnundan mı geliyorsun? Bana yeni bağış mı getirdin? Kıyafetini çıkartıyorsun. Ne oluyor lan? Ne, sen de kimsin? Ne istiyorsun? Kes lan FETÖ'cü! Arkadaşlar Teovatta'nın yanına giderken çok anlatabiliyorsunuz, çok seksi bir evsun getirmiş bence sunucu da. 5 patron beceri 8 metin. Ve az önce öğrendim ki metin skill'de de işe yarıyormuş. Bazı şamanlar skill'le meleği kesebiliyor. Farkında değil, inanılmaz bir item getirmiş. Bence zengin şu anda. Her neyse Teovatta'na geldik şimdi. Anladığım kadarıyla iş şöyle işte. Az önceki hırsızdı beyler. Ama bize hırsızın eldiveni vermiyor. Onun yerine ben sana diyor, bize büyük hizmette bulunduğun için diyor daha iyi bir eldiven vereyim diyor. Sana eldiven lisansı diyor. Yani ne diyor? Fakir çalmayı bilmediği için tam olarak o sözü anımsatan bir söz ile eldiven lisansını bize veriyor. Artık güç eldivenini takabiliyoruz. Efendim bu arada 12 çevik bize artık 23 STR daha kazandıracak. 21'miş. Lisanslı hırsız balık. Az önce 1,5 saat ham kayıt olmuş. Kim montajlayacaktım? Senden başka enayim var diyorlar. Zaten bakıyorum kanalda videoları izleyenlerin %50'si abone değil. Yani 30k video izliyor, 15.000 abone değil. 15.000 abone gelse şu an 50.000 abone olurum. 50.000 abone olsam 100.000 plaketine 20.000 abone kalır. 400, bu da 15 milyon de 500 milyar para yap. Benim işim uzun. Ben kaçıyorum. Sen videoya bir like, bir yorum çaktıysan, kanala da abone olduysan teşekkür ederim. Kendinize güzel davranın. Görüşmek üzere. Hayır.